Merhaba arkadaşlar, ben Hanefi Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz tercih dönemi ve tercih döneminde size elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz, destek oluyoruz. DGS hemşirelik 3. sınıftan başlatan üniversiteler var mı arkadaşlar? Bu geçen sene tercih döneminde yaptığımız bir çalışma. Buradaki üniversitelerin birçoğunu arayarak elde ettiğimiz sonuçlar. Tercih rehberliği almak isteyen arkadaşlar videonun açıklama kısmındaki tercih rehberliğinden bize başvuru yapabilirler. Tercihlerinizi birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi burada ayrıntılı bir liste var arkadaşlar. 3 tane liste var. Üniversiteler. Bunu videonun açıklama kısmındaki linkten size ulaştıracağım. O linkten buna ulaşabilirsiniz. MB Akademi zaten. DGS Hemşirelik 3. sınıftan başlatan üniversiteler arkadaşlar. Blog kısmında bunlar var arkadaşlar. MB Akademisi'ne girdiğinizde, blog kısmına girdiğinizde buradan zaten biz blog içerisine birçok şeyler, YKS ne zaman, DGS ne zaman, işte en güncel DGS taban puanları, işte konular vesaire, üniversiteler arkadaşlar bunlarla ilgili yeteri kadar blog açıklamaları yapıyoruz. Bu geniş yelpazede bir şey arkadaşlar, tercihlerle ilgili. Biz burada üniversitelerin hemen hemen hepsini aradık. Yani üniversitelerle görüştük arkadaşlar. Yani görüştüğümüz bir liste. Ama yine de siz tercihlerinizi yaparken mutlaka üniversiteleri arayın. Yani üniversitelerin senato kararları her yıl değişiyor. Aydan aya değişebilir bu kararlar. Yani şimdi üniversite bize 3'ten başlatıyoruz ya da 1'den başlatıyoruz ya da 2'den başlatıyoruz ya da yaz okulu var vesaire demiş olsa bile dediğim gibi bu bilgi amaçlı olan bir liste. Bu listenin kesinlikle %100 bağlayıcılığı yoktur arkadaşlar. Yani sizin dersleriniz önemli, sizin vereceğiniz dersler önemli. Yani siz hangi bölümden mezun oldunuz ve üniversitenin senato kararları hangi dersleri sayacak arkadaşlar? Bunlar çok önemli. Yani kim üniversite yaşlı bakımdan diyelim ki 20 ders sayıyorsa, kim üniversite 15 ders sayıyor. Her üniversitenin intibakı, her üniversitenin senato kararı çok farklı arkadaşlar. Yani dolayısıyla intibaklar farklı olduğu için üniversiteyle birebir görüşmenizde yarar var. Üniversiteler size telefonda biz sizi 3'ten başlatıyoruz diyebilirler. 2'den de başlatıyoruz diyebilirler. Ama bunun kesinliğini ancak orada okumuş birisini ve kendi bölümümüzden gitmiş birisini bulmanız lazım. Ya da birebir gittiğinizde göreceksiniz. Yani üniversite ben 3'ten başlatıyorum diyenler var arkadaşlar. Yani burada işte kurul kararına bağlı. Birinci sınıftan başlatanlar var. Komisyona bağlı. Ki zaten genelde komisyona bağlıdır. Yani üniversitelerin 3'ten başlatması zaten garanti değil arkadaşlar. Muafiyete bağlı, muafiyete bağlı demiş mesela. 3'ten başlattığını söyleyenler var. Yani 3. sınıftan başlatır demiş, bir dönem uzar demiş mesela buradaki üniversite. Arel Üniversitesi. Yani bizim görüştüğümüz üniversiteler bize bunu söyledi. Muafiyete bağlı olarak 2. ya da 3. sınıftan başlattığını söyleyenler var. 2. sınıftan başlatıyorum diyor mesela Manisa Celalbayar Üniversitesi. Ben 2'den başlatırım demiş arkadaşlar. Bakın yukarıda birinci sınıftan başlatırım diyen de var. Birinci sınıftan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi birden başlatırım demiş mesela. Biz aradığımızda bize böyle söyledi yani arkadaşlar, tamam. Ama dediğim gibi yine de kesin değil. Sizin mutlaka aramanız lazım. Yani muafiyetler çok önemli. 3'ten başlar ama 4 yıl sürer demiş. Yani ne demek? Necmettin Erbakan Üniversitesi 3'ten başlarsın demiş ama 4 yıl sürüyor. Ne anladık? O zaman nasıl 3'ten başlamış oluyorsun? Yani burada dediğim gibi siz ancak ne kadar ders saydırabileceksiniz bunu ancak gittiğinizde görürsünüz tahmini olarak. Kesinlikle mesela birden başlattığını söyleyenler var. Sivas mesela birden başlatıyorum demiş mesela. Yani bunlar birden başlatanlar var. 9 Eylül birden başlatıyorum demiş mesela. Yani hani 3'ten başlatırım, kesinlikle 3'ten başlatırım diyen neredeyse hiç yok. Vardır illaki ama dediğim gibi orada okumuş birisini bulmanız lazım. Ve o kişinin de kaçtan başladığını bilmeniz gerekiyor ve sizin bölümünüzle ilgili olması lazım. Yani mesela diyelim ki siz yaşlı bakımdan geçtiyseniz yaşlı bakımdan geçen birini bulmanız lazım. Başka bir bölümden geçen birinin muafiyetiyle sizinki çok farklı olacaktır arkadaşlar. Yani tamam. Yani buradaki bilgi amaçlı olan bir liste bu. Ve gerçekten burada bir ciddi emek var ve bu listede sadece bulunmayan üniversiteler bunlar arkadaşlar. Karabük Üniversitesi, Kırıkkale, Ordu, Sinop, Yalova. Biz bunlara ulaşamadık. Yani arıyoruz, açmıyorlar telefonlarımızı. Bu üniversiteler haricinde yukarıda bütün üniversiteler var arkadaşlar. Yani bu üniversiteler kaçtan başlattığıyla ilgili tabii ki yine de üniversiteyle görüşmeniz lazım. Yani dediğim gibi yani bu kesinlikle %100 internette bulduğunuz hiçbir şey %100 değildir. Ve siz bunu kesinlikle kendiniz araştırmak zorundasınız.
Ve size şunu söyleyecekler muhtemelen. Başladığınızda öğrenirsiniz kaçtan başlayacağınızı. Yani karara bağlı, muafiyete bağlı, işte kaç ders sayacaklar buna bağlı. Ama geniş yelpazede bir listemiz var arkadaşlar. Bu listeye ulaşmak isterseniz MHB Akademi blog kısmından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu 3 sayfalık. Bakın birinci sayfa bu. İkinci sayfa bu. Üçüncü sayfa bu. Ya nereden baksanız burada 100 küsür üniversite var. Ve bunların hepsiyle biz tek tek görüştük. Yani dediğim gibi tercih döneminde bir sürü videolar gelecek. Elimizden geldiği kadar size yardımcı olacağız. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.